Şuradakilere sesleniyor. Şuradakilere sesleniyor. Ve sizlere sesleniyor. Beni üzen nokta nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimle gelen birisinin, yani kendi imzasıyla bütçeyi meclise gönderen birisinin gelip burada bütçeyi anlatmaması yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesidir. Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi. Gelip burada sunmalı. Bütçesinin arkasında durmalı. Hangi gerekçeyle yaptığını bilmeli, biz de bilmeliyiz. Artı bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermeli. Kaçarak bu iş olmaz. Meclise gelmeyerek de bu iş olmaz. Ya zaten bir şey bırakmadınız meclise. Bir şey bırakmadınız. Meclisin itibarı. Ne itibarı var Allah aşkına ya? Ne itibarı var? Siz şu anda soru önergeleri konusunda hiçbir yetkiniz yok. Cevap bile verilmiyor. E anayasa yazmışlar, 15 gün içinde cevap verilir. Verilmiyor. Bu ne demektir? Ne demek anayasa ya? Ne demek anayasa? Anayasayı mı uygulayacağız? Bir kişi karar verir, Türkiye'de her şey olur. Türkiye'de geldiğimiz nokta budur. Milletvekilinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay'ın raporlarına müdahale edilirse ve o raporlardaki bazı bilgiler çıkarılıp gül pembe raporlar bu meclise gelirse ve bunları yürütme organı yaparsa, o zaman o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Hiç meraklanmayın. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler acıdır. Katlanacaksınız gerçeklere. Siz kalkıp da bir konuda, herhangi bir konuda çıkıp da enflasyonu eleştirdiniz mi? Hükümeti eleştirdiniz mi? Eleştiremezsiniz. Cesaretiniz yoktur sizin. Her şeyi ben bilirim. Ya arkadaş, tamam güzel de kimse kusura bakmasın ama bir kişi her şeyi ben bilirim diyorsa dünyanın en cahil adamıdır. Ya sorun mu bunları Allah aşkına ya? Gübre fiyatlarından bunların haberi var mı ya? Kendilerini kapatmışlar saraya. Sarayın içinde oturuyorlar. Saraya bakıyorlar. Herkesin durumu çok iyi. Bir maaş alan var, 3 maaş, 5 maaş alan var. Orası sanki Bizans sarayı. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor aynı zamanda. Bana gelmişler bütçeyi anlatıyorlar. Ya ben çiftçiyi dinliyorum arkadaş. Esnafı dinliyorum. Sanayiciyi dinliyorum. Turizmciyi dinliyorum. Siz kimi dinliyorsunuz? Siz birbirinizi dinliyorsunuz. Saray için söylüyorum. Birbirinizi dinliyorsunuz. Güllük gülistanlık orada. Hiçbir şey yok. Allah bilir. Efolileri içip keyiflerine bakıyorlar. Böyle bir düzen olmaz. Sözüm var. Ahdim var. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Birinci haftada çiftçilerin bankalardan, tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Faiz sıfırlamak budur. Yüreğiniz yetiyor mu? Bunlara sorun. Yüreğiniz yetiyor mu diye sorun bakalım. Yetmez. Talimat gelmesi lazım. Faizin sıfırlamaları için. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Gidin Allah aşkına. Herhangi bir bakkala gidin. Vallahi billahi. Bakkal desin ki TÜİK'in söylediği doğrudur. Yıllık enflasyon %1.21'dir. Vallahi siyaseti bırakacağım. Bakın bu kadar net ve açık konuşuyor. Nereye gitti? Kime sattın 128 milyar dolar? Arka kapıdan. Adam kesiciye sor. Tarihte 128 milyar dolar olmamışlar. Bakın birisi de ne diyor? Tarihte 128 milyar dolar hiç olmadı diyor. Dünyadan bu kadar habersiz ve sizin sıralarınızda milletvekili olarak oturuyor. Bundan ne beklenir Allah aşkına? Vatandaşın hakkını, hukukundan mı bu sorumlu olacak? Bu iktidar tek kişilik hükümet. Bu hükümet vatandaş nezdinde de, partiler nezdinde de, parlamento nezdinde de, uluslararası arenada da saygınlığı olmayan bir hükümettir. Bir kişilik hükümettir. Ya bu memleketin Türk lirası yok mu? Yani siz milliydiniz. Nasıl milli? Bunlar milli değil. Bir daha söylüyorum. Bunların hiçbirisi milli değil. Oturan bakanların da hiçbirisi milli değil. Kendi parasına değil de yabancı paraya güvenen birisi. Kendi parası için değer kazansın diye mücadele etmeyip de Türk lirasını pul haline getiren birisi. Efendim bunun kitabını yazdık diyor. Kitabını yazmışlar. Evet kitabını yazdılar. Türk lirası nasıl pul edilir? Kitabı o. Bunlar kaç yıldır iktidardalar ya Allah aşkına? Kaç yıldır iktidardalar? Türk lirasını bu hale nasıl getiriyorlar? Ben soruyorum. Ben rahat soruyorum. Ama en azından siz ya rahat soramıyorsanız bari kapalı kapılar ardında sorun ya. Böyle bir rezalet yaşanmaz deyin ya. AK Parti döneminde yani iktidar olduğu dönemde Londra'daki bir grup tefeciye benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Gel. Geliyor gelmekte olan unutma. Geliyor gelmekte olan unutmasın. Bana söyler misiniz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 193 milyar dolar Londra'daki tefecilere faiz ödeyen başka bir iktidar var mı? Bunlar. Ve sizin destek verdiğiniz bunlar. Düne kadar
sizin havuz medyasının, tanımlıyoruz öyle, havuz medyasının şerefsiz diye tanımladığı, çok özür dilerim bu deyimi kullandığım için, gazetenin manşetiydi, Yeni Şafak'ın manşeti, koşa koşa Prens Veliaht geldi, acaba bize bir derman olabilir mi? Bir yaramıza bir merhemse osurabilir mi? Ya düne kadar 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen dediğiniz, paralar verdiğini dediğiniz kişilerle kucaklaştınız ya. Ya merak ediyorum ya, nasıl bir mide var arkadaşlar? Nasıl bir anlayış var ya? Ya nasıl olur böyle şey? Bu bütçe milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe çiftçinin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni fakirleştiren bütçedir. Bu bütçe Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. O nedenle bu bütçe açık ve net söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesi. Çiftçinin traktörünü haz ediyorlar beyler. Ama Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar alıp gazeteleri satın al, televizyonları satın al dedikleri adam parayı ödemeyince önünde esas duruşta duruyorlar ya. Ya nasıl bir anlayıştır? Kimseyi tehdit etmem. Hiç meraklanmayın. Ha şöyle şunu söylüyorum. Bir dakika. Kim yasa dışı bir yazının altına imza atarsa, kim yolsuzluklara ortak olursa onların hiçbirisini devlette tutmayacağım. Bir daha söylüyorum. Yolsuzluk yapanın, hırsızların bu devlette işi yoktur. Sadece orayı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de kirlilikten arındıracağım. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağım. İş takipçisinin mecliste ne işi var? Sonra söyleyecektim, şimdi söyleyeyim. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, yani sizin İçişleri Bakanınız, yani gelip burada oturacak olan bakan, çıktı devletin televizyonuna ne dedi? Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar alıyor dedi. Ya hiçbiriniz merak etmediniz mi ya? Kim bu arkadaş? Hadi siz merak etme. Aslında biliyorsunuz kim olduğunu. Biliyorsun. Ben de biliyorum kim olduğunu. Peki arkadaş, yukarıdaki arkadaş niye çağırıp ya bu 10 bin doları ne yaptın diye sormuyor. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir daha söylüyorum. Haksızlık karşısında, yolsuzluklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu kadar açık net. Gelecek buraya soracağız. Soracağız. 10 bin dolara her ay gidip para alan o kişi kim? Ya arkadaş, ya insaf ya. Ya güvenceyi de dolarla veriyorsun. Köprüyü yap, yolu yap, şunu yap, bunu yap. Nasıl olsa bu kadar yolcu olmaz. Üstüne ben sana para vereceğim. Türk lirası yok, kabul etmem. Neyle? Bana dolarla vereceksin. Belediyeleriniz aynısını yapıyor. Bırak arkadaş, sen belediyeleri bilmezsin. Belediyeleri öğrenmek istiyorsan git. İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu 30'a yakın yolsuzluk dosyasını aç oku. Vicdan varsa, ahlak varsa, bu parlamentoya saygılıysan gidip bileceksin ki ne oldu bu dosyada arkadaş? Ne oldu bu dosyada? Diyemezsin. Parlamentonun da kirlilikten arınması lazım. Siyasi ahlak kanunu gelecek, herkes oturacak, doğru iş yapacak. Bu işin kuralı budur. Cumhuriyet tarihinin fakir, fukara, garip, kurebasından alınan paraların bir avuç sefeciye, bir avuç dolar baronuna gitmesi demektir. Bunların yatacak yeri yoktur. Bir daha söylüyorum. Bunların yatacak yeri yoktur. Ha, sizin sorumluluğunuz el kaldırmak. Bunlar öyle hiç yapamazlar. Sırtlarını baronlara dayamışlar ama biz yaparız. Allah'ın izniyle yapacağız, göreceksin. Yapacağız. Türkiye'yi bu badireden çekip çıkaracağız. Tereyağından kız çeker mi? Kavga etmeyecek. Ve bunu dostlarımızla beraber yapacağız. Haberiniz yok mu? Allah aşkına öğretmediniz mi? Söylemediniz mi? Ya arkadaş, sen şeyi bilmiyor musun ya? Kocaeli'ni bilmiyor musun dil olmasını? Mersin Limanı'nı bilmiyor musun sen? Ne yakalanması kardeşim ya? Zaten yakalanmadı. Sorunumuz orada. Uyuşturucu gelmedi diyor. Ya arkadaş, konteyner numaraları bile yayınlandı ya. Dünyadan bu kadar habersiz. Bu kadar. Muz sandıkları içinde geldi arkadaş ya. Bu kadar mı habersizsin sen? Ne 10 yılı arkadaş ya? Verdiğin ceza 3 gün sonra adamı dışarı çıkarıyorsun ya. Zindaşlıyı çıkardılar. Hiç vicdanı sızlamadı mı ya? Bu bölgenin en büyük uyuşturucu baronuydu. Hiç vicdan. Ne infaz yasası kardeşim ya? Ne infaz yasası? Dünyadan haberin yok ya. Bu adama telefon ettiler. Hakim bıraktı. Hakimin ifadesinde mi okumadın ya? Hayret ediyorum ya. Gerçekten hayret ediyorum ya. Dünyadan bu kadar bir haber bir insan nasıl olur da bir de uyuşturucu konusunda konuşuyor? Ya sana uzman vereyim. Siz sanıyor musunuz ki biz hiçbir şey araştırmıyoruz? Sizin ulaşamadığınız yerlere bu kardeşiniz ulaşıyor. Bu devlette namuslu insanlar var. Bu devlette dürüst insanlar var. Bu devlette vatansever insanlar var. Bu devlette bayrağını vatanını seven bürokratlar var. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayanlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayanlar. Hepsini terfi ettim. Sözüm söz.
tamamını temizleyeceğiz. Sözüm söz. Bu memlekete adalet ya gelecek ya gelecek. Bir tek Yargıtay kararının altında imzası olmayan, sözde Yargıtay üyesinin Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atanmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanına, şerefine, vakarına bağdaştırmıyor. Bu kadar açık, bu kadar. Katarlılar buraya gelecek. Efendim Veliaht Pires buraya gelecek. Aselsan'ı mı satacaksın? Roketsan'ı mı satacaksın? Sattırmayacağız, sattırmayacağız. Hiç endişe, sattırmayacağız. Kumpas bütçesine, bu millete 83 milyona kumpas kuran bu bütçeye hayır diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten, gurabadan parayı toplayıp bir avuç tefeciye, Londra'daki tefecilere, dolar baronlarına ve uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir bütçe. Asla kabul etmiyor. Ya senin genel başkanın 33 askerimiz şehit olduğu zaman hesabını sordu mu? Soramaz. Nereye gitti? Putin'in kapısına gitti. Yalvardı, yakardı Putin'i. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ya kapının önünde bekletiliyor. Kronometre çalışıyor. Kaç dakika beklettiklerini gösteriyor. Bütün dünya seyrediyor. Ya sizin vicdanınız sızlamadı mı ya? Ya ben rahatsız oldum ya. Ya Allah aşkına. Güzel konuşuyorum. Geleceksin, burada konuşacağız. Burada. Burada konuşacağız. Değerli milletvekilleri. Bunlar gideceklerini gayet iyi biliyorlar. Antalya. Dış hatlar terminalinin ihalesi 5 yıl sonra yap. Şimdi yapıyorsun. Niye şimdi yapıyorsun? Neden şimdi yapıyorsun? O terminal ihalesini alanın burnundan fitil fitil getireceğim. O terminal binasını alalım. 5 yılın sonunda ihale yaparsın. Neden şimdi ihale yapıyorsun? Hangi gerekçeyle şimdi ihale yapıyorsun? Dolarla ihaleyi anladık. Dolarla gelir garantisini de anladık. Bir şey daha yaptılar. Belki onu hiç bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avro'yla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyor. Evet. 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 Dolarla borçlandıysanız Amerika'daki enflasyonu. Avro'yla borçlandıysanız Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyor. Şimdi size bir soru. Tamam.